Artık ilk projemizi oluşturabiliriz. Ben projelerimizi içerisine koymak üzere C dizinin de bir tane React Course isimli bir klasör oluşturdum arkadaşlar. Siz de herhangi bir yerde React Course gibi bir klasör isimlendirmesi yaparak bir klasör oluşturabilirsiniz. Hemen akabinde Visual Studio'nuzu geri açınız lütfen. Yine bir terminal açtıktan sonra burada biz bir adet proje oluşturabiliriz. npx create-react-app diyerek artık projemizi oluşturabiliriz. Projemizin ismi ise intro olacak. Fakat neyi unuttuk arkadaşlar biz? Az önce oluşturduğumuz klasöre locate olmayı. Şöyle cd önce yazdığınızı iptal edin. İki kere cd iki nokta bırakarak c'ye gittim. Burada ise cd boşluk react course diyerek klasörümüze bir locate olalım. Yani yerleşelim. Şimdi burada artık npx create-react-app diyerek intro isminde bir proje oluşturabiliriz arkadaşlar. Artık bu bizim için intro isminde bir proje oluşturuyor. Bakın projemiz de klasörüyle beraber buraya geldi. Öncelikle bir package.json dosyası indiriyor. Package.json dosyası bizim not paket yönetimi üzerinden kurduğumuz paketlerimizin aslında konfigürasyon dosyası. Bu dosyayla ilerleyen zamanlarda biz sıklıkla uğraşıyor olacağız. Peki bu npm nedir dersek, bakın notpackagemanager.js.com yani npm.js.com dediğinizde aslında bütün paketler burada, yani açık kaynak yazılım geliştirenler paketlerini, JavaScript paketlerini daha doğrusu yazıyorlar ve buraya yüklüyorlar. Biz de buradan npm install diyerek bu paketleri kullanıyoruz. Örneğin React paketini şöyle burada arayıp bulabiliriz. React paketini buradan indirebiliyoruz ama tabii ki buradan değil de biz şöyle npm install, bakın npm i de oluyor. Npm i veya install React dediğimizde bizim için kuracak. Daha sonra biz bunlarla uğraşacağız arkadaşlar zaten. Ama öncelikle şu projemiz bir kurulsun. Kurulmuş zaten. Artık cd intro diyerek bu projemize yerleşebiliriz. Şöyle cd intro dedim ve intro klasörümün içerisindeyim. Artık benim yapmam gereken npm start demek arkadaşlar. Npm start benim için bu projeyi, intro klasöründeki projeyi geliştirme ortamında Node üzerinde yayına alıyor. Enter diyerek onu çalıştıralım ve bizim için yayın ortamını açsın. Evet, 3000. portta, default port 3000'dir arkadaşlar React için. 3000. portta eğer o port kullanılıyorsa değiştireceğim der. Siz de onay verirsiniz. Ama 3000. port şu an bende kullanılmadığı için herhangi bir şey yok. Evet, ilk projemiz oluşturuldu. React App projemiz. Artık ben Visual Studio kodumu açıp File, Open Folder. Buradan C dizinine gidip şöyle bu bilgisayar C dizininde neydi? React Course idi değil mi? React Course Intro. Yani şuraya gelince şunu gördüğünüz zaman klasörü seç diyorsunuz ve artık bizim için bu ortamı açacaktır. Ben bu işlemi yaptığım zaman, yani biz bir projeyi yeniden açtığımız zaman arkadaşlar, o az önceki yayın kayboluyor. Yani şöyle terminale baktığımız zaman ondan exit oluyor. Yani çıkıyor ondan. Dolayısıyla tekrardan burada npm start demeniz gerekmekte. Özellikle hani projem niye açılmadı gibi bir durumları engellemek için bunu görün diye bunu ayrıca yaptım. Ve buraya baktığımız zaman burada bir sürü dosya var arkadaşlar. Ben hiçbir eğitimimde daha konuya hakim olmadan sizler gidip de böyle hiç bilgi sahibi olmadığınız kısımları slide modunda anlatmıyorum.
Uygulama içerisinde, eğitim içerisinde bunların hepsini görüyor olacaksınız. Tek tek konuşacağız zaten. Bakın SRC klasörüne geldiğim zaman SRC klasöründe benim için aslında proje kodlarım bulunuyor. Çok da bir şey yok aslında. Bunlarla çalışacağız. Bakın ilk etapta APPJS diye bir dosya göreceksiniz. Eklentileri de kurduğumuz için buradaki görüntü bizim için oldukça okunaklı olacak. Tabii ki ilk etapta bunlar ne diyebilirsiniz. Hiç kafanızı yormayın. Ben sizi React konusunda oldukça iyi bir noktaya getireceğim. Evet, div tag'inin içerisini iyice silin arkadaşlar. Yani sadece div kalsın. Ve oraya aynen şunu yazın. Şöyle bir tane H3 tag'i açalım. H3 tag'ini açtıktan sonra örneğin bir kurduğumuz o tree name vardı ya. Örneğin H2'ye geçmek istiyorum. Dikkat edin. H3'ün 3'ünü siliyorum. Dikkat edin, diğer tarafta siliniyor. 2'yi ekliyorum. Kapanışa da otomatik ekliyor. Bunu o tree name tag yapıyor. Mesela buraya Hello from React diyelim. Ctrl C ile kaydedin arkadaşlar. Bakın kaydedilmemiş bir şey olduğunda şurada bir dosya kaydedilmemiş demek. İki dosyada aynı durum olsaydı bu iki olacaktı. Yani kaydedilmemiş bir şeyin olmamasına dikkat edeceksiniz. Ben olabildiğince hani eğitmenlik formasyonuyla bunu şey yapıyorum, bunu aktarıyorum sizlere ama yeri gelir bazen unutabilirim. El alışkanlığı Ctrl C'ye basıyorum çünkü sürekli. O yüzden aman siz de bu konuda dikkat etmeye çalışın arkadaşlar. Hello React App yazdık. Bakın uygulamaya geldik. Hello from React şeklinde sonucumuzu gördük. Şimdi bu özellikle Node ortamındaki JavaScript geliştirme ortamlarında eğer daha önce çalışmadıysanız JavaScript ortamlarında bu size değişik gelecektir. Çünkü özellikle C Sharp, Java gibi ortamlarda kodunuzu yeniden build etmeniz gerekiyor. Bu otomatik olarak Ctrl C'ye bastığım anda o build işlemini, compile işlemini bizim için yapıyor. Bakın 3 tane önlem koydum, kaydettim. Sonucu anında görebiliyorum. Bu da JavaScript ortamlarında çalışmanın güzel yönlerinden bir tanesidir diyebiliriz. Bu noktada bizim için bir sürü dosya üretilmiş arkadaşlar. Örneğin APP CSS. Bu az önceki işte var olan şablondaki uygulamanın CSS'i. Onu şöyle sağ tıklayıp delete diyelim. Olabildiğince kafamızı karıştırmadan en temel haliyle başlamak istiyorum ve böylece olaya iyice hakim olacağız. app.test.js sağ tıklayın, silin. Onunla da işimiz yok. logo.svg o az önceki logo. Onu da sağ tıklayın ve silin. index.css onu da sağ tıklayın ve silin arkadaşlar. Yani olabildiğince burayı temizledik. Fakat şöyle ki bu app.js'de biraz yukarı çıktığınızda bakın orada importlar var. Onlar bize hata verdirecektir. Onları bulamıyorum diye. Zaten onları da sildiğimiz için işimiz yok. Bir diğeri ise index.js. index.js'de de bakın index.css var. Onu da silin arkadaşlar. Kaydedin. Evet, şu an bakın herhangi bir sıkıntımız yok. 3000. portta tekrardan yayındayız. Herhangi bir problem yaşamadım. Evet, bu bizim uygulamamızı ilk kez kurduğumuz ve ortamımızı temizlediğimiz bir eğitim ortamı için en ideal hale getirdiğimiz kısımdı. Bundan sonraki kısımda artık bizim için React başlıyor arkadaşlar.